Efendim, Show TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Ne? Yanlış mı oldu? Size ne ya? İstediğimi konuşurum. Benim programım değil mi? Neyse tamam. Ah canlarım, minnoşlarım, ah benim minik kelebeklerim, papatyalarım, mercimeklerim. Hani miş. Yahu ben de gülüyorum ama siz gülmeyin. Böyle başlıyorlar programlara. Yani ben de mi böyle başlayayım? Bilmiyorum. Yani ama eğer siz böyle başlayın derseniz ben böyle başlarım. Ben sizin için buradayım zaten. Bunu yorumlara yazın lütfen. Tek tek okuyacağım. Size nasıl hitap etmemi istersiniz? Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz detaylar neler? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Evet efendim. Kasım. Canım Kasım. Gizler, krizler. Biliyorsunuz bizim ülkemiz de Akrep Burcu. Malum zaten krizsiz yılımız yok. Akrepler başta olmak üzere bütün burçlar tabii ki Kasım'dan nasibini alacak. Bu yılın bu ayı bize anka kuşunu işaret ediyor adeta. Böyle küllerden yeniden doğma gibi. Ölüm ve doğum birbirini takip eden olaylar. Bir şeyler ne kadar kökten yıkılırsa doğum o kadar yeni ve temiz olur. 2021'in Kasım'ı da yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Gizemler, sırlar ortaya çıkacak. Bu arada Kasım'ın numerolojik değeri 111. Aynı Tesla'nın 369'u gibi. Biliyorsunuz bu sayı numerolojide büyük değişimler demek. Özel bir sayı. Bu yeni başlangıçlar krizli olsa da yeni bir döngünün başlangıcı niteliğinde. Ayıklanma, temizlenme dönemi bu dönem. Pek çok şeye tanıklık edeceğimiz bir ay olacak. Özellikle de bu yüzden bu hafta alma verme dengenize dikkat edin derim. Evrenle dengede olmaya özen gösterin. Unutmayın, Kasım'da gerçekler yalanı yenecek. Dördündeki süper yeni ayla temizlenip arınabileceğimiz, hatalarımızla barışıp onları dönüştürebileceğimiz zamanları yaşayacağız. Biliyorsunuz Kasım, tutulmalar döngüsünün son demi. Emin olduğunuz her işin mutlaka peşinden gidin. Bu ay yeni, güzel, sürekliliği olan başlangıçlar yapacaksınız. Kasım ayında piyasalarla ilgili beklenmedik sıkıntılar olabilir. Bu konuyla ilgili yine dünyada hiç beklenmedik açıklamalar yapılabilir. Geçen Kasım ayını da örnek alırsak ciddi hareketler söz konusu olacak. Olaylar efendim. Bakanların, başkanların değişimi, ekonomik dalgalanmalar. Bu konuda Kasım ayında çok temkinli olmalıyız. Ben bu hafta nasıl hızlı bir giriş yaptım ya? Ne kahvemi istedim ne Hüseyin çağırdım. Hüseyin, duydun mu acaba beni? Sana ihtiyacım yok artık. Seni istemiyoruz artık çocuk dermişim. Hadi gel, gel hadi. Yükle şu bilgileri bana da. Akalım gökyüzüne, yıldızlara. Hangi burca ne öneriyor gökyüzü? Konuya girelim hemen. Ne yapacağız bu deli Kasım enerjileriyle bilmiyorum. Sanki hepimizin hayatında depremler olacakmış gibi hissediyorum. O yüzden aslında bu hafta belki de bu olaylara hazırlanmamız için son fırsatımız olacak. Leyla abla, bu hafta gül aromalı kahvenden istiyorum ona göre. Yapar mısın bana? Tamam. Bir kahve keşfettim. Sormayın. Bilmiyorum belki ben çok sevdim ama resmen bayıldım. Ayrılamıyorum yahu. Şimdi markasını söylemek isterdim ama reklam yapmanın manası yok. Değil mi arkadaşlar? Olur derseniz ben yaparım çünkü. Sizler de bakın Google'dan gül kokulu Türk kahvesi diye. İnsanı böyle güvende ve huzurlu hissettiriyor. Ay aklıma bir dize geldi şimdi Nazım'dan. Böyle deyince. Şöyle der ya Nazım. Seversin dünyayı dolu dizgin. Ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Değil. Sevmek böyle sınırlandırılacak bir enerji değil zaten. Sevmek sonsuzlaşan bir enerji. Ama şöyle de bir detay var Küçük Prens'ten. Der ya bir yerlerde, yani şimdi tam cümleyi hatırlayamayacağım ama herkesin gülü kendine özeldir. Sen benim gülümsün. Seni özel kılan bu. Yani siz özel ederseniz özeldir. Neyse bu ayrı bir video konusu tabii ama milyonlarca gül içinden ben kendi gülümü tanırım. O benim için farklı. O benim için dünyadaki bütün güllere bedeldir diye bir anlam çıkıyor buradan bu cümlelerden. Velhasıl kelam herkesin kendi gülünü doğru zamanda ve doğru yerde bulması dileğiyle diyeyim bu hafta. Kahvem de geldi. Teşekkür ederim. Alayım. Valla kahvem gelmeden kokusu geldi zaten, gül kokusu. Duygusal bir ana denk geldin bugün değil mi Leyla abla? gel otur. Daha yengece çok var ama dinlersin bizi. Tamam. Hadi kız kap gel kahveni hadi. Ay! Hüseyin Bey gelmeseydiniz. Yani nerede kaldınız, saat kaç oldu? Neyse. Seninle uğraşamayacağım bu hafta. Keyifler iyi tabii yukarıda. Bu dünya insanı ne yaşıyor diye düşünmek yok. Bir tepeden bakma halleri falan. Astronotsan astronotluğunu bil canım. Seni mi bekleyeceğim ben burada her sabah? Bakın ya hala dans ediyor. Oğlum bir ciddiye alır mısın bizi ya? Koca ekip burada çalışıyoruz. Geliyorsun böyle bir dalga halleri falan filan. Semih dur bunu ya. Bu hafta dursun bu. Böyle dursun. Dans etmesin.
Neyse. Yoksa vallahi böyle bir tane çarpacağım geçen hafta gibi böyle küt diye gidiverecek. Sonra yok oram ağrıdı, yok buram ağrıdı. Seninle mi uğraşacağım ben? Neyse, Hüseyin'i de özlemişiz. Hüseyin de geldiğine göre yönümüzü gökyüzüne çevirelim. Bir yudum kahvemden alayım. Hemen yorumlara başlıyoruz. Kokusu yeter vallahi. O gül kokulu kahveye mutlaka bakın. Benden söylemesi. Evet, sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Haftaya Merkür-Jüpiter üçgeniyle başlayacağız. Yani çok iyimser olacağız bu hafta. Koçlar zaten çok iyimser ve vericidir. Ama işte kızarlarsa eyvah yani. Neyse, sevgili koçlar, fikirler havada uçuşacak bu hafta. Öğrenmeye ve öğretmeye hevesliyiz. Ama Merkür-Plüto karesi var. Olayların arka planını görmek istiyoruz. Biraz şüpheci ve kıskancız o yüzden. Ve oluşan Uranüs-Güneş karşıtlığıyla da beklenmedik sürprizlere dikkat etmeniz gerekecek. Para konularına özellikle dikkat. 5 Kasım'daki yeni ayla nafaka, tazminat, miraslar, böyle aileyle ilgili para durumları, araştırma, koşuşturma gibi durumlar adeta spor yapmanıza sebep olabilir. O kadar yani. Ortaklarla olan maddi konular gündemde olacak. İlişki ve para konusunda kendinizi garantiye almak isteyeceksiniz. Sonlanan şeylerin yerine yeni fidanlar ekmek için alan yaratmamız, temizlik yapmamız lazım. Kasım'ın ilk haftasında bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada unutmadan bu hafta öğrenci koçları başarılı günler bekliyor. Sağlığa ve para konularına çok dikkat etmeliyiz. Aşk konusunda ise enerjiniz bayağı yüksek. Uçlarda olacağınız bir hafta olacak. O yüzden size çok da dağıtmayın diyorum. İyi haftalar. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Bu hafta sabitlenme isteğinde olacaksınız sizler. Yeni ay 7. evinizde Uranüs'ün de etkisiyle çok ani durumlar yaşayabilirsiniz. Aniden bitişler, yeni başlangıçlar olabilir. Sizler için bu haftanın gündemi beraberlik. Yalnız hareket etmek yok bu hafta. Ve siz şöyle hissedeceksiniz bu hafta. Artık kendimi seçme zamanım geldi benim diyeceksiniz. Ve değişen siz olacaksınız. Karşı tarafın göremediği detayları görmeye başlayacaksınız. Ve sizin için en önemlisi bu hafta mutlak birlikte hareket etmeyi öğrenmelisiniz. Bazılarınız bir şeyleri böyle bir anda bitirip başlatmak isteyebilir. Özellikle pazartesi, salı iş ortamı ve sağlık konularıyla ilgili uzun zamandır konuştuğunuz bir konuyu yönetmeniz gerekecek. Sonrasındaki iki gün yorucu geçecektir. Bu arada bu yeni ay sizin için sert bir yeni ay olacak. Yani 6 Kasım'daki gökyüzü enerjileriyle sizin ve birlikte olduğunuz insanların aileleriyle olan konuları, sorunları geçiştirmek değil de bu sefer böyle kökten çözmek isteyeceksiniz. Bunları yapın elbette ama kırmadan, dökmeden diyorum sizlere. İyi haftalar. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Merhaba. Sizin... Biliyorsunuz ekibimizde bir sürü ikizler var. Dinliyorsunuz değil mi? Evet. Sizin için çok farklı bir hafta olacak sevgili ikizler. Günlük işlerle, koşuşturmalarla geçecek bu hafta. Sağlıkla ilgili konulara odaklanıyorsunuz. Duydun mu Mehmet? Evet. Eylül sonundan beri konuştuğunuz bazı konulara son noktayı koymak isteyeceksiniz. Bu konuda çevrenizden destek alabilirsiniz. Çarşamba, perşembe özellikle hormonlarla ilgili olabilecek beklenmedik sağlık problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Ay Allah korusun. Allah ekibimizin başına zeval vermesin diyorum. Bu arada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Yani aslında biliyorsunuz neredeyse bütün sağlık problemlerimiz hormon kaynaklı oluyor. Bu sağlık problemlerine depresyon, hiperaktivite hatta dolaylı olarak kanser de dahil. Aslında fizyolojik veya ruhsal sebeplerle ya da kimyasal sebeplerle yine bağlantılı olarak her şey hormonlarımızla ilgili. İşte tanrı ekmeği, işte evren iksiri, manna'dan DMT hormonuna kadar evrenin sırlarının gizli olduğu bütün farkındalıklarımız ve uyur gezerliklerimiz hormonlarla ilgili. Yeni zamanlarda bulunan ve artık düşüncelere bile hükmeden gizemli genlerin yanı sıra biraz rasyonel bilimin ve de enerji bilimlerinin hormonları da araştırmaya yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki diğerlerinin yanı sıra hormonlar bir çözüm yolu da olabilir. Burası gerçekten çok önemli. Çoğu özellikle de felsefeci bilim adamları zaten bunun farkına varmış. Şimdi ikizler, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede Akrep'te gerçekleşecek olan yeni ay ani değişimlere gebe. Ki bu sizde kendisini çok sert gösterebilir. Yenilikler ve ani değişimler
krizler olabilir. Tamam ama yani bu durum sizlerde krizlere de yol açabilir. O yüzden bugünlere dikkat edelim. Siz bu hafta yeni bir düzene ihtiyacınız olduğunu farkında olacaksınız zaten. 5 Kasım'da Venüs Oğlağa geçiyor. Ödemelerle, kredilerle, özellikle eşimizin, ailemizin, yakınlarımızın finansal durumlarıyla ilgilenmeniz gereken, bu konularda onlardan da destek alacağınız bir hafta olabilir. 6 Kasım'da Merkür'ün Akrebe geçmesiyle ille de çözüm diyeceksiniz. Tabii ki sizin enerjiniz, sizin hayatınız ama bazen ille de çözüm demek iyi de olmayabiliyor. Bu çözümü getirmeyebiliyor. Tabii bu son kurduğum cümle gökyüzünün değil benim cümlem. Yani evrenle çok da inatlaşmamak lazım. Çünkü bu savaştan galip çıkmak neredeyse olanaksız oluyor bazen. Bilinç seviyemiz o kadar yüksek olmayabilir. Aslında belki şunu demek istiyorum. Bazı şeyler olmuyorsa olmuyor. Olsun diye zorlamak size zarar verebilir. İkizler, bu hafta ayrıyeten size ani bir aşk enerjisi var. Hayatınıza yeni birilerini alabilirsiniz bu hafta. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kuşku, şüphe, takıntılardan böyle uzak durmanızı tavsiye ediyorum bu hafta. Çünkü enerjilerde bir şeylere takıntılı bir şekilde fazlaca yoğunlaşma var. Bu durumlardan uzak durunuz. İyi haftalar. Merhaba sevgili yengeçler. Merhaba, merhaba. Şimdi yengeçler, sizin 5. evinizde tutulma oluyor. Finansal konularda karşınıza bazı fırsatlar çıkabilir. Gökyüzü bu hafta size beklenmeyeni bekleyin diyor. Akışta olun ama dikkatli olun bu arada. Merkür sizde çünkü her konuda derin düşüneceksiniz zaten. Fikirlerine güvendiğiniz insanlardan fikirlerini mutlaka alın derim. Aslında ılımlı olabilirseniz bu hafta Akrep'in gökyüzünde etkili olması sizin için iyi bir enerji olacak. Eylül'ün başından beri uğraştığınız bir takım problemler yine karşınıza çıkacak. Bunların çözümünde etrafınızdaki kadınlardan destek alabilirsiniz. Cuma günü yeni ay sizi duygusal olarak biraz zorlayacak. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz bu dönemde. Duygusal konular yahut varsa çocuğunuzla ilgili bazı krizleri yönetmeniz gerekebilir. Yengeçler, yeni başlangıçlara ihtiyacınız var. Eskileri kesin atın yani. 5 Kasım'da Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. Yani tam karşınızda ilişkiniz varsa ciddiyete giderken, yoksa hayatınıza yeni insanlar girebilir. Bu dönemde ortak yapacağınız işlerinizde şanslı olacaksınız. Yumuşak enerjilerde olabilmek sizi bu hafta kazançlı çıkartacak. Cumartesi Merkür'ün Akrep'e geçmesiyle takıntılar, inatlar mutlaka olacak. Ama bunları konuşarak aşmanızı tavsiye ediyorum. Zaten kıskançsınız. Bu hafta Akrep de sizinle. Eyvah yani. Ilımlı olun bu hafta. Yengeçler. Hı? Ilımlı. İyi haftalar diliyorum. Merhaba aslanlar ve yükselen aslanlar. Bu hafta yeni bir sayfa açacaksınız. Unutmayın, sert de olsa yenilikler iyidir. Ama koparıcı olmayan yavaş geçişler öneriyorum size. Bu hafta sürprizlere de açık olun. Negatif sürprizlerden alternatif durumlar üreterek kurtulacaksınız. O yüzden sakin olup çözüm üretebilecek bir enerjide olmalısınız. Bu hafta sizler ev kurabilirsiniz. Evlenme enerjilerine girebilirsiniz. Ya da taşınabilirsiniz gibi ani gelişmeler olabilir. 6 Kasım'da Merkür'ün Akrep'e geçmesiyle, yani siz zaten sözünün geçmesini isteyen lider ruhlu insanlarsınız. İyice takıntılı olacaksınız. Bu da olmayan şeyleri oldurtmaya çalıştığınız durumlar getirebilir. Bunun yararlı olacağını sanmıyorum. Sizi zaten yüksek olduğunuz konularda destekleyen bu gibi enerjilere dikkat etmekte yarar var. Sakin olup akışta kalmaya çalışın. İyi haftalar diliyorum. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Sizi enteresan bir hafta bekliyor. Çok fazla gelişme olacak bu hafta. Biraz hızlı yaşayacaksınız. Özellikle hafta başında finansal durumlarınızı iyi yönetin. Aileden veya evden destek alın mutlaka. Çarşamba, perşembe günleri özellikle aile ve iş konularıyla ilgili projeleriniz olabilir. Venüs'ün etkisiyle yeni fikirleriniz olacak. Onları unutmadan not alın. Bu size özellikle iş hayatınızda yeni çıkışlar yapmanıza sebep olacak. Perşembe gecesi meydana gelecek olan yeni ay, geçmişi geride bırakarak yeni bir başlangıç yapmanızı sağlayacak. Kalıcı yollar çizip çözümler yaratabilirsiniz. Uranüs size bu hafta beklenmedik plan değişiklikleri yaratabilir. Bu hafta yanınızda mutlaka B planınızı taşımayı unutmayın. Siz zaten planlı ve dikkatlisiniz ama bu hafta bu özelliğinizi mutlaka kullanın. Cuma günü Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. Kısa vadeli flörtler ve aşklar olabilir. 6 Kasım'da ve sonrasında inatçı ve özellikle doğru bilgi için baskıcı olabilirsiniz. Yani siz bilirsiniz ama benim de yükselenim Başak olduğu için sizleri daha iyi hissedebiliyorum bu konuda. Özellikle gerçekler, bilgi söz konusu olduğunda kendimizi kaybedercesine ütopik enerjilerle konuların üzerine gidebiliyoruz. Sonra bir durup baktığımızda dur ya, burası dünya diyecek kadar kendimizi kaybedebiliyoruz. Bu dönemi bunun farkında olarak değerlendirelim.
İyi haftalar. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Yönetici gezegeniniz Venüs Oğlağa geçecek. Size ev alma, taşıtma gibi enerjiler getirebilir bu durum. Kalıcı çözümler isteyeceksiniz. Jüpiter terazide olduğundan şans ve fırsatlar ayağınıza gelecek. Gerçi bu şans ve fırsatlar sizde aralığa kadar devam edecek ama sizin ikinci evinizde akrepte yeni ay var. Bu enerjiler size para konusunda dengelenme getirirken unuttuğunuz ödemeleri size hatırlatacak. Ortak elde edilen işlerde gelirler giderler meydana getirebilir. Bu konuda sürprizlere kesinlikle dikkat edin. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Bu biraz sizin ayın hangi gününde doğduğunuzla ilgili. Ani durumlara hazırlıklı olun derim. Siz de krizlerle dönüşebilirsiniz bu hafta. Bu fırsatları kullanın. Venüs'ün ve Uranüs'ün de etkisiyle çok güzel yeni yollar alabilirsiniz. Bu şansı kaçırmayın. Bu dönemi değerlendirin mutlaka. Zaten başarı, para, aşk bunların hepsini destekleyici enerjiler bunlar. Bu dönem hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir dönem. Yani o kadar şanslı olacaksınız ki aşkta da, işte de seçimler yapmanız gerekecek. Çifter çifter şanslar sizinle. Şimdi 7. ev sizin olduğu için kadersel yol ayrımlarıyla beraber yeni beraberlikler, iş beraberlikleri olacak. Hayatınızda yeni dönüşümler var. Özellikle son 10 günde doğan teraziler için söylüyorum bunu. Müthiş ve yeni, zorunlu değişimler olacak. Gelirini dengele, riske gir diyecek size gökyüzü. Ama bu son söylediğim cümlenin etkisini daha çok gelecek hafta göreceksiniz. Zorunlu değişeceksiniz. Bunu haftaya konuşacağız. Burada olun. Buluşalım. İyi haftalar. Akrep ve yükselen akrepler. Bu hafta siz Mars'la buluştunuz. Kriz var ama siz zaten buna alışıksınız. Bu konuda teksiniz, bunu çok güzel yönetirsiniz. Sıkıntı yok yani. Ben size bir şey diyeyim. 2012'de ne yaşadınız? Şöyle bir dönüp bakın. Oradan bir kopya çekin diyorum. Size net yeni başlangıçlar var akrepler. Hatta sizler evlenebilirsiniz. Ay ne dedim ben? Ya da tamamen özgürleşebilirsiniz. Emin değilim ama marjinal değişimler söz konusu. Kalıcı olmayan ani büyük kararlar alabilirsiniz. Ve sizi şu konuda uyarmak istiyorum. Uranüs'le gelen hiçbir değişim kalıcı olmuyor. Yine yüksek, tutkulu bir dönemdesiniz. Neptün size hayatımın aşkını buldum dedirtebilir. Ama sonra perde kalkabilir. Bunu da bir kenara not alın bu hafta için. Sizler bu hafta çok takıntılı olabilirsiniz. Hatta kokudan bile iz sürebilirsiniz. Takacaksınız ya, inat edeceksiniz. Yapmayın. Kesinlikle kendinize yapmış olursunuz. Yeni fikirler, sosyalleşmeler var. Belki de bunlarla beraber olacak bu yenilikler. Bu hafta oyunu kuralına göre oynayın. Akrebin hep şöyle bir şansı oluyor. Akrep beklemeyi, tepkisiz kalmayı başarıyor. Uzunca da olsa bir süre sonra akrebin önüne bu durum bir kazanç, bir ilahi adalet olarak çıkıyor. Böyle olmaya devam akrepler. İyi haftalar. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Bu hafta siz diğer burçların aksine kendinizi rahat hissedeceğiniz, çıkar yolu kolayca bulduğunuz enerjilerdesiniz. Bir de unutmadan söyleyeyim, siz bu hafta aklınıza gelen fikirleri kaçmadan mutlaka not alın. Farkındalığı yüksek, arkanızdan çevrilen işleri görebileceğiniz bir hafta olacak. Toplum önünde yaşayamayacağınız bazı özel konularla ilgili sıkıntılar ortaya çıkabilir. İlişkileriniz ve beklentilerinizle ilgili bu hafta biraz daha keskin ve hızlı kararlar alacaksınız. Sağlıkla ilgili olarak çevresel faktörlere daha çok dikkat etmeniz gereken bir hafta ve parasal konuda da sıkışabilirsiniz. Finans anlamında zaten krizli bir hafta. Olabildiğince sağlam ve plan yedekleyerek hareket ediniz. Bu hafta siz de adeta bir dedektif olabilirsiniz. Ani durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sizi ilgilendirmiyorsa özellikle uzak durun. Bu enerjiler sizde gereğinden fazla olabilir bu hafta. İyi haftalar diliyorum. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, bir aydır uğraştığınız sorunları ele alma, toparlama vakti. Venüs'ün etkisiyle özellikle hafta başında çok iyi hissedeceksiniz. Sonraki gökyüzü hareketleri sizi iş anlamında kazançta çıkacağınız anlaşmalara yönlendirecek. Yeni ay size geleceğe yönelik planlarınızda değişimler getirecek. Hem şu anki zamanda hem de gelecekle ilgili değişim dönüşümleri etkiliyor olacak. Arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle ilgili kırılım ve dönüşümler olacak. Hiç beklenmedik sonuçlar ve ani durumlar ortaya çıkacak ve risk almak zorunda kalacaksınız. Kasım'ın genel enerjisi de bu zaten. Ya bu konuda da ani durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta
hafta sizler paranızı cebinizde tutmak isteyeceksiniz ki bu konuda çok haklı olacaksınız. Bu iletişimlerde kendinizi iyi ve doğru ifade etmenizi tavsiye ediyorum. Bu hafta biraz şanssız olabilirsiniz ama bu durumu da Merkür'ün etkisiyle detaycı ve konsantre olmanızla kolayca atlatacaksınız. Çünkü Merkür ve Akrep birlikteliği zekanızı rahatça kullanabileceğiniz enerjiler getirecek size. Kariyer hayatınızda bir yol ayrımı görülüyor. Güvenilir alanı seçin diyorum. Çünkü karar vermek zorunda kalabilirsiniz. İyi haftalar. Kovalar ve yükselen kovalar. Bu hafta odağınız kariyerinizde. Çünkü güneş ve ay aynı anda kariyer hattınızda ilerliyor. Mesleki konu ve koşullarla ilgili ani değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Yılın şanslı burçlarından biliyorsunuz kovada. Terazi, ikizler, kova bu senenin şanslı hava elementlerinden çünkü. Haftaya girerken Merkür'le bir açımız var. Yeni fikirler, yani işler, kurulumlarla ilgili şanslar sizinle. Olaylara daha derin bakılacak yine. Zihinsel değişim, dönüşümler mevcut. Tutulma sizde çok etkili olacak. Yani yeni ayla bu tutulmayı siz hissetmeye başlayacaksınız. Kariyerle ilgili toplumdaki yeriniz ve duruşunuzla ilgili yeni bir sayfa açma isteğiniz karşınıza çıkabilir. İlişkilerde platonik ya da gizli saklı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bütün burçlar ani olumlu durumlar yaşarken bu hafta siz lütfen birazcık daha dikkatli olun. Tutku, kıskançlık ve hatta finansal konularda krizler olabilir. En mantıklısına gidin. Bu hafta sizler sizden yaşça büyük insanlarla olan ilişkilerinizde dikkatli olun. Ters enerjiler oluşabilir. Yine siz de Kasım'ın gizemli enerjisinden etkileneceksiniz. Gizli kalmış konular önünüze düşecek. Siz de zaten araştırma enerjisinde olacaksınız. Kolay gelsin diyorum. İyi haftalar. Balıklar ve yükselen balıklar. Bu yeni ayda olumlu açılar yaşayacaksınız. Eğitimler, yurt dışı seyahatleri, kendini geliştirme konuları gündemde olacak. Ama ani, beklenmedik sürprizlere de hazır olmalısınız. Beklenmedik iyi ya da kötü gelişmeler olabilir. Çünkü Jüpiter yaklaşıyor. Venüs'ün Oğlak'ta olmasıyla toplum ve iş konularıyla ilgili kalıcılık isteyeceksiniz. Kararlar alabilirsiniz. Bu hafta derin düşünceler, hatta tasavvuf, din, astroloji, kişisel gelişim konularında vesaire derinlemesine ilgilenmek isteyeceksiniz. Bu uğraşlarda sonrasında size çok olumlu dönecektir. Hafta sonuna doğru haftanın son günlerinden getirdiğiniz duygusal durumlarla bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Derin içsel durumlarınıza dikkat edin. Bu enerjiler sizi çok derinlere çekebilir. Özellikle ticari konularda yeni başlangıçlara açık olmanızla beraber finansal konularda zorluklar yaşayabilirsiniz. Bazı durumları koparıp atmak, değiştirmek isteyeceksiniz. Ve hedeflerinize de gitmek için daha iyi hissedeceksiniz. İş, kariyer, hedefler konusunda olumlu enerjiler sizinle. Balıklar, size aşk bu hafta böyle uzaklardan gelecek. Yani sosyal çevreniz sayesinde yeni birileriyle tanışabilirsiniz ama uzaklardan gelmesinin yanı sıra sizin için güzel başlangıçlar oluşturacak bu enerjiler. O yüzden gözünüzü dört açın diyorum. İyi haftalar dilerim. Evet, 29 Ekim Cuma gününde yine buluştuk. Biliyorsunuz bugün ülkemizin doğum günü. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ben de özellikle kırmızı beyaz giyinmeye dikkat ettim bu hafta sizlerle buluşurken. Hepinize mutlu, huzurlu, yüksek enerjilerde, pozitif olduğunuz ve hayatınızda her şeyin yolunda gittiği bir hafta olsun diliyorum.